Gecenin ilerleyen saatlerinde, daha doğrusu sabaha karşı, nereden aklıma geldi bilmem, belki bir şiir, belki bir söz aldı götürdü çocukluğuma ve o küçük müstakil evimizin gürül gürül yanan, geride bir tarih olarak bıraktığımız sobalarımıza. Sobalar. Herkesin evinde kendine göre bir sobası vardı ve de ne ekmesi herkes kendi sobasının özelliklerini anlatır, evladından bahsediyormuş gibi bir heyecan duyardı. Birisi ısrarla kovalı sobanın çok ekonomik, çok kullanışlı olduğunu, efendim bir kova kömürle altını kapattın mı bir tam gün yettiğini, diğeri normal sobanın daha ekonomik, hatta altında şimdilerde kumpir denen patatesin közlenmesi için özelliklerinin olduğunu, üstelik sobayı alttan değil de üstten yakarsan daha uzun ömürlü olduğunu söyler. Bu tür sobayı kullanan diğeri konuya dalar ve kovalı sobanın zamanla aşındığını, yamulduğunu ve bir de kova masrafının çıktığını hatırlatarak konuya dahil olurdu. Hele bir de kovalı kovasız kavgasını hanımıyla evde yaşayarak kovasız sobayı almış biri varsa, o da hararetle bunu destekler ve bu verilen örnekleri hanımını dinle diyerek dürter uyarırdı. Hanımı da aman diyerek omuz silkerdi ki kovalı sobanın ömrünün sonuna yaklaştığı dönemde onu sobanın köşelerine mümkün mertebe az değdirerek yerine koymak, hele hele alttaki yuvarlak çıkıntı yuvasına oturtmak ciddi bir sorun olurdu. Zira o kovayı yerine genelde annelerin beli ağrıdığı için söylene söylene evin büyük oğlu yerleştirirdi. Hani şu perde takan. Bu sova kovalı kovasız kavgasına son vermek isteyen bir başkası konuyu mahallede sadece bir evde bulunan sobaya getirir ve aslında sobanın kralı Hasan Beylerin evinde bulunan o güzelim kuzine soba derdi. Ama o da ne sobaydı. İki soba ihtişamında durur, altta bilimum kendine az özel yuvaları bulunurdu. Üstü küçük bir yemek masası kıvamında olur ve üç tencere yemekle bir bakır güğümü bana mısın demez taşırdı. Altında patates ve mısır bulunur, tencereler kalktı mı bir köşeye çaydanlık konur, yanına kestaneler dizilirdi. Büyükler çaylarını içerken küçükler de mısırdan, kestaneden elleri dudakları karararak ve uf çok sıcak diyerek ama bir taraftan da hararetle yerlerdi. Misafirler gittikten sonra evin hanımı boruda asılı duran ilkel çamaşırlığın saçaklarını kaldırır ve üstüne elde yıkanmış çorapları, çocukların önlüklerinin yakalıklarını asardı. Sobalı evlerin bir özelliği de hiç şüphesiz bütün odaların kapısının salona açılmasıydı. Yatmaya yakın kapılar açılır, herkes odasına çekilir, çocuklar salondaki yer yatağında sobanın üstünde fokurdayan güğümün sesinde uykuya dalar ve her günü bir diğerine benzeyen bir başka güne uyanırdı. Garip Anadolu kadını sabah yine erkenden kalkar, dışarıda ayrı bir yeri bulunan kömürlüğe gider, odununu kömürünü büyükçe bir kovaya doldurur, sobanın ateşini tazeler, güğümün suyundan çayı hazırlar, ılık sobanın borusunda önlüklerin yakalıklarını ütüler ve ev halkını demlenmiş çay ve kızartılmış patates kızartması kokusuyla sımsıcak bir sabaha yine gülümseyerek uyandırırdı. Şimdi düşünüyorum da belki de çıkarsız komşuluklar, paylaşılan yoksulluklar, komşu sular geldi sular sözündeki garip sevinçler, evden eve uzayan ipler üstündeki ampullerle kına geceleri, evlere bölünen cenaze acıları, akşam oturmaları, kısaca o dönemlerde yaşanan güzellik adına ne varsa hepsi ama hepsi o güzelim sobalarda yandı, bitti, kül oldu gitti.